Peygamberimizin İstanbul'dan sonra fethini müjdelediği Kıbrıs, İslam'ın kızıl elmasıdır. İslam'ın ilk deniz aşırı seferi buraya yapılmıştır. Kıbrıs'ta başta Peygamberimizin teyzesi olmak üzere sahabe-i kiramdan ve tabiinden binlerce şehidin mezarı bulunmaktadır. Hicretin 28. yılında fethedilen Kıbrıs'ta 400 yıl İslam hüküm sürmüş, ardından Hristiyanlar Kıbrıs'a hakim olmuşlardır. Osmanlılar döneminde 1571 yılında on binlerce şehit verilerek fethedilen Kıbrıs, 1878 yılında İngilizlere kiralanmıştır. Rumların Türklere baskı yapması üzerine 1974'te Türkiye Devleti adaya barış harekatı düzenlemiştir. Bu harekatta 500'e yakın Mehmetçik şehit olmuştur. Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta 2000'den fazla vakıf kurularak insanlığın hizmetine sunulmuştur. Kültür ve medeniyet tarihimizde bu kadar önemli bir yeri olan Kıbrıs'ın kumar ve gayrimeşru şeylerle anılması gerçekten üzücü. Devralen programı olarak Kıbrıs'ta tarih, kültür ve inanç turizminin gelişmesi için harekete geçiyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Burası Kıbrıs, İslam medeniyetinin kızıl elması. Allah Resulü'nün fethini müjdelediği, İstanbul ve Kıbrıs'ın fethine övgüler düzenlediği yer. Kıbrıs'ın kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerlerini adım adım belgeselleştirerek kültür, tarih ve inanç turizmi noktasında tarihe not düşüyoruz ve Kıbrıs'ı birlikte geziyoruz. Güney Kıbrıs'a geçerek İslam ordularının 648 yılında Kıbrıs'a ilk çıktıkları yer olan Larnaka'da Peygamberimizin süt teyzesi Hala Sultan Türbesi'nde çekimler yaptık. Kıbrıs barışına katkı sunması için İsveç Büyükelçiliği'nin öncülüğünde Hala Sultan Türbesi'nin yılda 3 kez de olsa ziyarete açılması Kıbrıs'a Türkler tarafından büyük sevinçle karşılanmıştı. Biz de devralen programı olarak gerçekleştirdiğimiz Hala Sultan ziyaretiyle bu sevince ortak oluyoruz. Kıbrıs'ta bulunduğumuz süre içerisinde Müslümanlar için önemli birçok yeri ziyaret ederek araştırmalar yaptık. Altında sahabe mezarlarının bulunduğu Dipkarpaz'daki Apostolos Andreas Manastırı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın simgesi olan Beşparmak Dağları'ndaki Anıt Tank, Magosa'daki Kutub Osman Türbesi ve Lala Mustafa Paşa Camii ziyaret ettiğimiz yerler arasında. Ziyaret mekanları, manevi tapu senetlerimiz onlar. Evet, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs diye ikiye ayrılan bölge İslam'ın bir anlamda kızıl elması. Tarihler hicretin 28. yılı, İslam fütuhatının gerçekleştiği dönem Hazreti Osman dönemi ve İslam orduları Kıbrıs'ı fethederler. Hala Sultan da bu İslam askerleri içerisinde bugünkü Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde şehit olur. Evet, onun makamının, türbesinin bulunduğu Güney Kıbrıs'taki Larnaka'ya yolculuğa çıkıyoruz. Burası Girne ve Girne'de Nurettin Ersin Paşa Camii'nin önünden otobüslerle birazdan hareket edeceğiz. Lefkoşa Metehan sınır kapısından güvenlik kontrolünden geçerek Birleşmiş Milletler adına görev yapan İsveç Büyükelçiliği yetkililerinin kontrolünde Rum kesimine geçiyoruz. Muhacerat polisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polislerinin kontrolünden geçtik ve şu an ara bölgeden Birleşmiş Milletler sorumluluk alanı içerisinden Rum kesimine geçiyoruz. Burası Lefkoşa yakınlarındaki Metehan sınır kapısı ve Hala Sultan'a gideceğiz, Larnaka'ya gideceğiz.
Otobüsümüzün plakasında yer alan T harfinin üzeri kapattırılıyor. Yoğun güvenlik önlemi içinde Larnaka'daki Hala Sultan Türbesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Biz geçerken yollar motorize Rum polisi tarafından trafiğe kapatılıyor. Yol boyu araçlarımızı durdurmamız ve araçtan inmemiz kesinlikle yasak. Lefkoşa'nın büyük bölümü Rum tarafında kalmış. Rum tarafı oldukça sakin olmasıyla dikkat çekiyor. Caddelerde az insan göze çarpıyor. Yüksek binalar yok, araçlar yeni değil. Rüzgar santralleri sayesinde rüzgar enerjisinden yararlanıyorlar. Ama araziler tarıma elverişli değil. Her halinden Rum kesiminin ekonomik sıkıntı çektiği belli oluyor. Ve Larnaka'dayız. Bir saatlik yolculuğun sonunda Akdeniz sahilindeki Tuz Gölü kenarında bulunan Hala Sultan Türbesi'ne ev sahipliği yapan Larnaka'ya geliyoruz. Larnaka Kalesi. Yüzyıllardır Akdeniz'i bekleyen bir başka nöbetçi. İngiliz sömürge yönetiminde hapishane olarak kullanılmış. Kapı üstündeki kitabede 1605 tarihinde yapıldığı yazıyor. Tuğra Abdülmecit dönemine ait. Bir zamanlar uzak pınarlardan, derelerden, vakıf kuyulardan sağlanan su bu kemerlerle ulaşıyordu Larnaka'ya. Ebubekir Paşa su kemerleri. Adını taşıdığı paşanın 1748 tarihli vakfı. Kayıtlar 3 ana bölümle 93 kemerden oluşan yapının zengin vakıf akarlarına sahip oldu. Larnaka'nın güneyinde, Tuz Gölü kıyısında bir kutlu mekan. Hala Sultan Türbesi. Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'a yapılan İslam akınlarına, kocası Ubeyde ile birlikte katılan Hazreti Muhammed'in süt halası Ümmü Haram, burada şehit olur, buraya gömülür. Ve Türkler 1571'de Kıbrıs'ı fethedince bu kutlu mezarın üzerine bir türbe yaparlar. İslam dünyasının önemli ziyaretgahlarından olan türbe, giderek cami, türbe, tekke binaları ve şadırvanıyla bir külliye görünümünü kazanır. Külliyenin ortasında yer alan Kıbrıs muhassılı Şeyh Mehmet Efendi Vakfı Cami. Hiçbir süsü olmayan 1816 tarihli sade, dengeli bir Osmanlı yapısı. Ve mihrap yönünde giriş kapısı türbenin. Kitabe,
ve mübarek türbeleri Hala Sultan'ın. Güneş, vakıf, sonsuzluk ve bir medeniyetin zamana vurulan damgası ay ve yıldız. Güney Kıbrıs'ta yer alan Larnaka her bakımdan stratejik bir öneme sahip. İngilizler Akdeniz ve Orta Doğu'yu buradaki askeri üslerinden kontrol ediyor. Oysa 1. Dünya Harbi'ne kadar Larnaka açıklarından geçen Osmanlı gemileri top atışları ile Hala Sultan'ı selamlıyordu. Biliyorsun Hala Sultan Peygamberimizin süt teyzesi olması dolayısıyla İslam tarihinde büyük bir sevgi muhabbeti sebep oluyor. Daha önce giden gemiler açıktan giderlerken top atışlarıyla burayı selamlayıp gitme usulü vardı. Tuz Gölü kenarında palmiye ağaçları altında Elif misali minaresi ve Osmanlı Türk mimarisiyle göz alıcı bir tabloyu andırıyor Hala Sultan Tekke ve Külliyesi. Menzili Maksud'a ulaşmış bulunmaktayız. Burası Rum kesimindeki Larnaka bölgesi ve Hala Sultan Türbesi'ndeyiz. Allah Resulü'nün işaret verdiği Kıbrıs'ın fethine katılır ve burada bulunduğumuz bu noktada şehit olur, burada metfundur ve biz ilk kez Türk televizyonları içerisinde Larnaka'dayız, Hala Sultan Türbesi'ndeyiz. Tekkede görevli Şakir Alemdar Hoca bizleri karşılıyor. Hiç vakit kaybetmeden külliye çevresinde belgesel çekimlerime başlıyorum. Rum polisinin gözü üzerimizde. Külliye içinde resmi kıyafetli Rum polisleri var. Şakir Hoca ile söyleşi yaparken onların da bizi cep telefonu ile çekmelerine hiç aldırış etmiyorum. Ümmü Haram Hazretleri Peygamberimizle yeğen oluyor. Kan bağı var aralarında, ikinci yeğen oluyorlar. Aynı zamanda Ümmü Haram Hazretleri ile Peygamberimizin annesi Hazreti Emine süt kardeşi. Yani hala orada teyze demek. Süt kardeşi olduğu için annesinin Peygamberimiz ona teyze diye hitap ediyor. Peygamberimizin süt teyzesi olan Hala Sultan'ın asıl adı Ümmü Haram Binti Milhan'dır. Türkler arasında Hala Hatun veya Ümmü Han Sultan adıyla da bilinen Hala Sultan, ilk deniz seferine katılan, şehitlik özlemiyle yanan bir hanım sahabedir. Kıbrıs'ın manevi bekçisi olan Ümmü Haram, Medine'de doğmuştur. Hazreç kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptur. Babası Milhan İbni Halid, annesi Müleyke Binti Malik'tir. Ümmü Haram, Peygamberimizin İslam'a davetine koşan ilk Medineli Müslümanlar arasındaydı. Müslüman olmadan önce Amr İbni Kays ile evliydi. İslam güneşi Medine'ye yayılmaya başlayınca kocasının da Müslüman olmasını istedi. Her vesileyle beyini İslam'a davet etti. Fakat kocası Müslüman olmayı reddetti. Ümmü Haram da müşrik kocasından ayrıldı. Bir müddet sonra Ensar'ın ileri gelenlerinden meşhur sahabe Übade İbni Samit ile evlendi. Peygamberimiz zaman zaman süt teyzesinin evini ziyaret ederdi. Sık sık ziyaretine gidiyor Peygamberimiz kendisinin evine. Medine'nin dışında yaşıyor kendisi. Kuba köyünde yaşıyor. Ve o ziyaretlerinden bir tanesinde Peygamberimiz Allah-u Teala'dan güzel bir haber alıyor kendisi istirahattayken. Ve o haberde diyor ki, benden sonra ümmetimi gemilere kurulup denizleri, okyanusları geçerken gördüm diyor. Ve o kadar eziyet çekecekler, o kadar zahmet çekecekler. Lakin Allah-u Teala onlara çok büyük ecirler verecek, çok büyük mükafatlar verecek, onlardan razı olacak diye Efendimiz anlatıyor. Ümmü Haram şehadet özlemiyle yanmaktaydı. Bu müjdeyi duyunca heyecanlandı.
bu sefere katılacaklar arasında bulunmayı arzu etti ve "Ya Resulallah, dua etseniz de ben de onlardan biri olsam" diye ricada bulundu. Allah Resulü, Ümmü Haram'ın deniz seferine çıkacak ilk İslam ordusu içinde yer alması için ona dua etti. Peygamberimiz de inşallah olursun diye dua diyor. Sonra dönüp diyor ki, isteğin kabul edildi, duan kabul edildi. Allah seni denizlere açılacak ümmetlerin arasına yazdı. Artık Ümmü Haram'ın içi içine sığmıyordu. Hala Sultan Hazretlerinin Kıbrıs'a gelmesinin tescillendiği hadisi şerif, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la arasında geçen konuşmayı anlatan Sahih Buhari'deki meşhur hadisi şerif. Müslümanları deniz savaşlarına en fazla teşvik eden de Ümmü Haram'dan rivayet edilen hadisi şerifler olmuştu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Übade bin Samit Hazretleri Hala Sultan'la beraber Kudüs-i Şerif'e yerleşir. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz Übade bin Samit Hazretlerini Kudüs'e kadı ve Kur'an-ı Kerim muallimi olarak tayin eder. Kudüs'te yaşadığı dönem içerisinde Hala Sultan Kıbrıs'a sefer yapılacağının haberini alır. Übade bin Samit Hazretleri de bu sefere Hala Sultan'la beraber katılmak için Muaviye bin Ebi Süfyan'a müracaat eder. Çünkü bu ilk Müslümanların yapacakları deniz aşırı seferdir. Bu seferin yapıldığı zamanda Müslümanların denizde kullanabilecekleri herhangi bir donanması yoktur. Dolayısıyla tamamen tehlikelerle dolu bir yolculuk olduğu için gönül esasına bağlı olarak askerlerin buraya katılmasını ister. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde bir donanma hazırlandı ve Kıbrıs adasını fethetmek üzere sefere çıkıldı. Bu Müslümanların ilk deniz seferiydi. Kendisi buraya 648 yılında ilk İslam donanmasıyla geldi. Çok büyük bir donanma hazırlandı ve o donanmayla kocası Ubade bin Samit ile beraber buraya geldi. İslam ordusu o zamana kadar Bizans'a karşı hep kara savaşları yapmıştı. İnşa edilen gemiler İslam devletinin ilk donanmasını oluşturuyordu. Bu yüzden Kıbrıs seferi birçok açıdan tehlikeler barındıran bir girişimdi. Üstelik denizlerde hakim durumda olan Bizans, ateş topları fırlatarak gemileri yakma tekniğine sahipti. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra donanma Kıbrıs'a ulaştı. Canını Allah yolunda vermeyi en büyük mükafat sayan İslam ordusu, kısa süre içinde kendilerine çok güvenen Bizans ordusunu mağlup etti. Böylece Kıbrıs, İslam hakimiyetine girmiş oldu. Gönlü, İslam'ı tebliğ heyecanıyla dopdolu olan Ümmü Haram, Kıbrıs'taki insanlara İslam'ı ulaştırma ve Peygamberimizin verdiği müjdeye erişmenin şevki içindeydi. Larnaka yakınlarına vardıklarında bindiği atın dengesinin bozulması sonucu düştü ve oracıkta ruhunu teslim etti. Böylece çok özlediği şehadet mertebesine kavuşmuş oldu. Buraya geliyor ve içeride kabrini ziyaret ettiğiniz yerde atının üzerinden düşüp şehit oluyor. Türbe hiçbir zaman kaybolmadı. 300 sene Arap hakimiyeti yaşandı burada. Arap Müslümanlarının zamanında türbesi ziyaret edilirdi. Sonra 10. yüzyılda Arap Müslümanlara ayrıldı. 16. yüzyılda Osmanlı gelene kadar Müslümanlar adada yaşamaya devam ettiler. Camileri vardı, türbeler vardı. Belki az bir nüfusla da olsa devam ettiler burada yaşamaya. Türbe dergahın içinde. Camiden geçerek türbeye giriyoruz. Türbenin dışarıdan da girişi var. Hala Sultan Tekke ve Türbesini ziyarete gelenlerin yüzlerindeki coşku ve mutluluk görülmeye değer.
Hala Sultan 15 tonluk yekpare taş altında meftun. İslam medeniyeti coğrafyasındaki türbelerin, dergahların, tekkelerin, camilerin, medreselerin çok ayrı yeri ve önemi var. Güney Kıbrıs'ta İslam medeniyetinin mührünün vurulduğu yer bugünkü Larnaka Hala Sultan Türbesi ve şu an Hala Sultan Türbesi'ndeyiz ve o türbenin hemen yani başındayız. Hala Sultan'ın İslam medeniyeti tarihinde, Kıbrıs'ın manevi tarihinde, Kıbrıs'ta İslam medeniyeti tarihinde çok önemli yeri var ve bugün binlerce insan dünyanın birçok bölgesinden burayı ziyarete geliyor. Buradan başta Hala Sultan olmak üzere bütün minnet ve şükran borçlu olduğumuz Allah dostlarına, evliya ve diğer gönül dostlarının ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum. El-Fatiha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süt teyzesi Muharram'ın gömülü olduğu, şehit olduğu mekandayız. Burası Kıbrıs Türklüğü'nün Hala Sultan Tekkesi olarak manevi merkezi. Aynı zamanda Hala Sultan bütün Avrupa'daki bu tarzdaki tek ziyaretgahımız. Bir başka kıymetli tarafı Hala Sultan'ın tüm İslam dünyasında da aslında sayılı, yani kimileri ilk beş önemli ziyaretgahtan birisi olması. Dünyada çok fazla kadın sahabe ziyaretgahı yok biliyorsunuz. Hala Sultan aynı zamanda bu yönüyle de çok farklı bir pozisyona sahip. Kıbrıs bu coğrafi olarak Orta Doğu'nun kapısı, Avrupa açısından kapısı, Avrupa'nın da aslında Orta Doğu'ya giriş kapısı gibi düşünülebilir. Onun için stratejik olarak çok önemli. Kıbrıs adasına hakim olanlar Akdeniz'e hakim olurlar. Tarih boyunca Kıbrıs dünya gündeminde olmuştur. Uğruna savaşlar yapılmış, mücadeleler verilmiştir. Bugün bile birçok ülke Kıbrıs adası çevresinde doğalgaz aramaktadır. Tabii İslam'ın ilk dönem buradaki varlığı uzun süre devam etmiyor. Yani çünkü Kıbrıs sürekli çok önemli bir pozisyonda olduğu için sürekli olarak işgal altında. Özellikle Cenevizler, Venedikler ve benzeri ve yine Kudüs Krallığı gibi krallıklar sürekli olarak burayı kullanıyorlar. Ve Müslümanlar zaman içinde burada eriyor ve Rumlara karışıyorlar. Bir takım Rumlar üzerine yapılan genetik genom çalışmalarında da onların Suudi Arabistanlarla akraba oldukları gözüküyor genetik olarak. İlk dönem Müslüman yerleşim ve zamanla bunlar bu Müslümanların Rumlaşmasıyla alakalı olduğunu söylemek mümkün. Akdeniz'de Sicilya ve Sardunya adalarından sonra üçüncü büyük ada olan Kıbrıs, İslam medeniyeti ve Hristiyan dünyası arasında sürekli olarak gerginlik konusudur. Yıllarca Kıbrıs'a hakim olan Katolikler, hac vazifesi için kutsal topraklara giden Müslümanlara zulüm yapmış, Kudüs'e giden Ortodoks Hristiyan mezhebine mensup kendi dindaşlarını bile soymuşlardır. Aslında adamız 1570 yılında fethedilmiştir. Sadece Mousa Kalesi biraz 11 ay dayandığı için 1571'e kalmıştır. 1571'de adanın tamamı Osmanlı olmuştur. Ve buraya Katolik idarecilerin, Lüzinyan ve Venediklilerin zulmünden bunalan Ortodoks tebaa, Rumlar ve diğerleri Ortodoks tebaa, Osmanlı'nın gelişini aynı İstanbul'un fethinden önce kardinal kavuğu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz diyen Ortodokslar gibi burada da çok memnun olmuşlar ve Osmanlı adaya geldiğinde Ortodoks bir Rum papazın bayrak direğini Osmanlı sancağını çektiğini ve Pertev paşalara, Rüstem paşalara, o zamanki işte fethe katılan paşalara fetihle ilgili mihmandarlık yaptıklarını, yol gösterdiklerini tarihi kaynaklardan okuyoruz. Bu da bize Osmanlı'nın hoşgörüsünü, gittiği yere adalet götürdüğünü göstermiş oluyor. Osmanlı zaten geldiğinde türbeden haberdardı. Diğer camilerden de haberdardı. Müslüman nüfustan da haberdardı. Ecdadımızın buraya gelişiyle birlikte tekrardan
İslam'ın en önemli ziyaretgahlarından birisi olan ve Kıbrıs'ın manevi mimarı olan Hala Sultanlığımız için burada ciddi anlamda faaliyetleri gösteriliyor. Bazı belgelerden gördüğümüz kadarıyla 1606 yılında Hala Sultan adına vakıf kuruluyor. Yani hemen işte fetihten 30-40 yıl gibi bir zaman sonrasında. O vakfiyelerin şu anda bulunmaya başlandı. Bazıları bulundu o vakfiyelerin. Kıbrıs valisi Cafer Ağapaşa'nın yaptığı vakfiye bulundu. Ve Hala Sultan türbedarlarına bu vakfiyesinden aylık, senelik bir tayin yapılması hususunda vakfiyesi var. Türbenin çevresine 1795'te şadırvan, 1816'da cami yaptırılmak suretiyle küçük bir külliye oluşturulmuştur. Burası Osmanlı döneminde mamur hale getirilir. Akdeniz'den geçen Osmanlı donanmaları top atışlarıyla Hala Sultan'ı selamlarlar. Türbenin dışında bir mezar daha vardır. Bu mezar Hicaz Kralı Hüseyin'in Türk olan karısına aittir. Hala Sultan Türbesi, Kıbrıs'taki İslam varlığını teşkil etmesi nedeniyle adadaki Türklerin en önemli ziyaret yeri olmuştur. 1959'da onarılmış ve içine bir kütüphane yaptırılmıştır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından hazırlanan 1580-1595 tarihleri arasında, yani fetihten hemen sonra ilk 15 senenin Kıbrıs Şeriye sicilleri, hepsi orijinal dokümanlarından günümüz Türkçesine döndürüldü. Burada gördüğünüz gibi orijinal dokümanlar da hepsi kitabın içerisinde var. Muhteşem bir çalışma. Kıbrıs'taki Osmanlı, Türk, Müslüman varlığının muhteşem bir delili. Bu da Türk Tarih Kurumu geçtiğimiz sene iki defa Kıbrıs'a sergi açtı. Birinci sergide yalnızca Hala Sultan'ın hakkında ellerindeki arşivlerdeki belgeleri insanların hizmetine sundular. İkinci sergide de Kudüs'ü de kattılar sergiye ve ikisini birleştirerek bir sergi yaptılar. Hem Hala Sultan'la hem Kudüs'le ilgili belgelerin muhteviyatını anlatan güzel bir de katalog hazırladılar. Bu elimdeki de o katalog. Burayla alakalı birçok arşiv vesikasında çok büyük araziler olduğundan bahsedilir. Gerek Osmanlı arşivinde, gerekse burada Milli Arşiv'de. İnşallah bunlar gün yüzüne çıktığı zaman çok daha net anlaşılacaktır. Buranın bir üzücü bir noktası bize ait. Yani Müslüman vakıflarına ait olan yerleri diğerleri kendi vakıflarıymış gibi, kendi mülküymüş gibi lanse ediyorlar ve oradan bir şeyler kopartmaya çalışıyorlar. Onun için biz kendi değerlerimizi, kendi emlakimizi bilirsek inşallah bunlara da fırsat vermeyeceğiz. Rumların 1963'te artan Enosis hayalleri sonucu adadaki Müslüman Türk mührünü silmek uğruna birçok cami, türbe, tekke ve vakıf eserleri yıkılmıştır. Hala Sultan Tekkesi de bu tahribattan nasibini almıştır. Bu 19. yüzyılda yapılmış bir resim, bir Fransız ressam tarafından Hala Sultan Hazretleri'nin türbesinin 2 minare olduğunu gösteriyor. Böyle bir gerçek varsa bunu düzeltmemiz lazım. İkinci minare yapmamız lazım. ...1963'te Türklerle Rumların arasındaki çarpışmalardan dolayı 1963 yılında tekke Türklerin elinden çıktı. 1963 yılından beri tekkenin tasarrufu Rumlarda. Son 10 senedir biz bunu değiştirmek için uğraşıyoruz ve epey de, çok şükür olsun, epey de yol aldık. Şu anda tekke Ramazan aylarında örneğin gece yarısına kadar açık. İftarlar, teravihler, zaten cuma namazları hep açık. Günlük namazların hepsi kılınamasa bile
kılınabilen kısımları var. Normalde Hala Sultan Tekkesi'ne ziyarete gelemeyen insanlar için Kıbrıs Müftülüğü olarak biz ve Kıbrıs Ortodoks Başpiskoposu arasında bir protokol var. O protokola göre senelik 3 defa geçiş yapıyoruz gelemeyenler için. Yoksa normalde sınırdan geçip de buraya gelenler için her zaman buraya gelmeleri mümkün. Zaten cuma namazlarında burası çok kalabalık olur. Kuzeyden de buraya otobüs gelir. Lakin bu gördüğünüz halk şu anda normalde geçemeyen insanlar. Yine İslam ölçüsünde de zaten Osmanlı'da da var olduğu üzere desteklenmesi konusunda ciddi bir inisiyatifimiz var. Bu inisiyatif sonucunda yaptığımız görüşmelerin ardından uzun yıllar sonra Hala Sultan Tekkesi buraya geçemeyen Türkiye kökenli Kıbrıs vatandaşlarına açıldı ve senede 3 defa Ramazan bayramında, Kurban bayramında ve Mevlid Kandili'nde ki Mevlid Kandili Osmanlı bakiyesi olan bu bölgedeki ülkelerde sadece Kıbrıs'ta tatildir. O tatil gününde Mevlid Kandili'nde biner kişilik ziyaretçilerimizle beraber Hala Sultan'ı ziyaret ediyoruz ve burada hem dualar ediliyor hem bayramlaşılıyor. Türkünün hem kalbinde hem de sosyal hayatında tekkenin yeri çok ayrı. Burası onların bayramlarda gelip de büyük şenlikler yaptığı, kurban kestiği, yemekler pişirip ikram ettiği bir yer. Etrafı zaten bu gördüğünüz etrafındaki yeşillik alanlar hepsi tekkenin vakfiyesi. Evet. Binlerce dönüm vakıf arazisi var, hepsi tekkenin. Hala Sultan Türbesi'ne veda vakti. Elveda sahabeler, şehitler, gaziler, vakıflar diyarı Kıbrıs. Elveda Akdeniz'in incisi. Elveda Kıbrıs'ın nuru Hala Sultan.